Hocam programımızda hep bahsediyoruz aslında kullandığımız takviyeler, neleri kullanmamız gerekiyor diye. Ben şöyle bir soru sormak isterim size. Biraz demirle ilgili konuşalım. Çünkü demir neden bu kadar çok eksikliği yaygın insanlarımızda? Aslında toplumsal olarak bir demir eksikliği sorunu çeken bir grubumuz var. Onlar doğurganlık çağındaki hanımlar. Normalde demir eksikliği pek beklenen bir şey değil. Yani vücudumuzda muazzam bir demir metabolizması var. Demiri esas olarak yüklenen kırmızı kan hücrelerimiz dalakta ve başka organlarda parçalandıkları zaman işlerindeki demir rezervuar olarak zaten kullanılıyor. Yani bizim çok yüksek oranda, çok yüksek miktarda bir demir ihtiyacımız falan yok. Günlük 2-2,5 miligram, en fazla 3-4 miligram demir bir insanın sağlığını demirden noksan sürdürmemesi için yeterli oluyor. Hepimizin kullanması gerekiyor mu? Hayır, hayır. Demir takviyesi. Demir takviye değil zaten. Demir takviye olarak kabul etmemek lazım. Evet. Demir ilaç olarak kabul etmek lazım. İlaç olarak kabul etmek lazım. Nedeni şu. Neden? Demirin diğer takviyelerden farklı olarak fazlası vücuda ciddi bir paslanmaya yol açar ve hızlı hastalanmaya yol açar. Demir depolandığı zaman gereğinden fazla karaciğer sirozuna gider. Demir sirozu diyebileceğimiz bir tip siroz. Ya da demir fazla depolandığı zaman pankreasta, pankreas yetersizliği başlar, şeker hastası olursunuz. Yani vücut bunu dolayısıyla atamazsınız. Yani demir sistematiği çok dar hudutlar içine giden bir sistematik. Yalnız niye bu kadar yaygın derken hangi grupta çok yaygın onun cevabı doğurganlık çağı kadın. Yani adet gören kadınlarda 15-45 yaş aralığında demir eksikliğini çok yaygın görebiliriz. Nedeni şu, çünkü o dönemlerde aylık periyotlarında kadınların kaybettikleri demir miktarını yerine koymaları için erkeklere oranla ya da adet görmeyen kadınlara oranla daha fazla demir ihtiyaçları var. Ama beslenme tarzınızda eğer demir yüklü gıdalara öncelik vermezseniz bu eksikliği yere koyamıyorsunuz. Nedir bu gıdalar? Özellikle tabii ki hayvansal gıdalar. Yani karaciğer, dalak, iç organlar çok fazla demirden zengin. Bilhassa tabii vücudumuzda bizim gibi hayvanların da demir depoladıkları yer veya demir rezervuarını biriktirdikleri yer karaciğerleri ve dalakları. Ama bunun dışında kaslı dokuların hepsinde, kaslarımızda da bol miktarda demir var. Bir de bu tabii hayvansal demir dediğimiz demir. Ama bir de bitkisel demir kaynaklarımız var. Onlar da öbürleri kadar değerli. Onlar da yeşil yapraklı sebzelerde, bakliyatta, kuru yemişlerde falan var. Doğru olan ikisini birlikte alabilmek, birlikte kazanabilmek. Ama burada mesele şu. Demir eksikliği her ay bir ucundan bir ucundan hafif hafif olduğu için kadın bedeni ya da demir kaybı nedeniyle demir eksikliğine maruz kalan herhangi birisinde demir eksikliğine vücut uyum sağlayabiliyor. Dolayısıyla eksikliğini belli bir noktaya gelene kadar yani bardak boşalana kadar hissetmiyor. Ancak bardak boşaldığı zaman hissedebiliyor. O nedenle tecrübeli bir hekim daima özellikle doğurganlık çağındaki bir kadınsa karşısına gelen kişi hiç ilgisi yokken onun demir rezervlerini çok basit bir şekilde anlamaya çalışır. Yani bir kan sayımı yaparsınız. Hemoglobin ve hematokriti orada zaten otomatik bakılır. Hemoglobin ve hematokrit düşükse hemen gözünüz MCV yazan yere bakar. MCV min korpusküler volüm, ortalama hücre volümü. O da küçülmüşse yani büyüklüğü küçülmeye başlamışsa burada demir eksikliği var deyip demir tayini istersiniz, ferritin tayini istersiniz. Demir ve ferritin tayinlerinin sonuçlarına göre de kişinin demir eksikliğini hesaplayarak demir ihtiyaçlarını o hesaba göre koyarsınız. Öyle kör gözün parmağı rastgele demir yükleyemezsiniz, yüklememelisiniz zaten. Dolayısıyla ben demir takviyesi alıyorum diyenler yanlış yaparlar. Demir takviye olarak alınmaz. Evet. Demir ihtiyaca binaen alınır. Yani takviye olarak D vitamini alabilirsiniz. Herkesin D vitamini ihtiyacı var diye düşünebilirsiniz ki onda bile belli bir üst limit var. Takviye olarak B12 alabilirsiniz, B6 alabilirsiniz, folik asit alabilirsiniz, C vitamini alabilirsiniz. Ama bazı takviyeler var ki birikme tehlikesi yok. Yani ben C vitamini günde 2 gram kullanıyorum. 2 gram kullandım, işe yaramayanı o gün zaten atar vücut. Yani 24 saat kalır size. Ama demir ömür boyu kalır fazlası. Dolayısıyla o ömür boyu demiri de sizin karaciğerinizde ve pankreasınızla biriktirirse hayati tehlikeye yol açabilir. Bilmemiz gereken şey şu. Yorgunsak, unutkansak, soluksak, birkaç merdiven çıkınca nefes nefese kalıyorsak, çabuk yorulup, çabuk unutuyorsak, öğrenmede zorluk çekiyorsak, eğer tırnaklarımız çukurlaşmaya başlamışsa, eğer saçlarımız dökülmeye başlamışsa ve eğer kendimizi birkaç merdiven çıkınca nefes nefese
buluyorsak, çarpıntı atakları yaşıyorsak, ya ben de bir demir eksikliği olmasın diye düşünüp yıllık check-up'larınıza en azından doktorunuza hocam veya doktor bey ben de bir demir eksikliği olabilir mi sorusunu yönlendirmeniz lazım. Evet. Ama burada yapılan ortak bir hatayı da bugün bizi izleyenlere hatırlatayım. Demir eksikliği ile ferritin eksikliği aynı şey değil. Yani bir insanın ferritini düşük diye sadece ferritine bakarak hemoglobin 15, hematokriti 43, 44, 45 olan bir kişiye pat diye demir verilmez. Demir eksikliği tanısı koyabilmeniz için batarya test yapmanız lazım. Yani nedir buna bu masa test diyebilmeniz için üstünde bir düz bölümün altında 4 tane ayağın olduğundan emin olmanız lazım. Hı. Yani hemoglobine, hematokrite, serum demirine, ferritin düzeyine birlikte bakmanız lazım. Bütün bunların verilerini hesaplayarak sizin demir eksikliği tanısı koyabilirsiniz. Önemli bir hassasiyet de şu Nefise Hanım, demir ölçümleri güvenli değil. Evet, bir de o da var. Çünkü evet, ben de size az önce söyledim demir değerimi. Dediniz ki çok güvenli değil. Neden? Şundan dolayı her test için laboratuvar raporunuzda yazan evet, bir sensitivite değeri, bir spesifite değeri var. Türkçesi şu, bizim hekimlik dilinde bu. Sizin anlayacağınız şu. Ben açlık kan şekerimi 120 olarak yazıyorsa kağıtta, bu benim sadece açlık kan şekerimi gösterir. Yani spesifik bir testtir, ona özeldir. Eğer benim açlık kan şekerim 120 yazıyorsa bir kağıtta, bu artı eksi en fazla 10 hata, biyolojik hata götürür. Yani evet, 120 değilse de 110'dur evet, ya da 130'dur. 180 iken 120 olmaz. Bu kadar oynamaz. Ölçüm oynamaz. Ama ben sizin kanınızı alayım bugün, sabahleyin aç karnına. Evet. Kanınızı üçe böleyim. Birine Ayşe, birine Ali, birine Süheyl'e yazayım. Aynı laboratuvara göndereyim. Üç ayrı demir sonucu çıkar. Nedeni şu. Neden? Tüpün duvarına yapışan demir ayrı bir nokta problem. Tüpün içine kanı çekerken aldığınız hücrelerin parçalanması nedeniyle kana hücreden çıkıp karışan demir ayrı bir problem. Yani demir ölçümü çok fazla güvenli bir test değil. Ne yapacağız peki? Demiri işte ferritinle, hemoglobinle, hematokritle beraber ölçerseniz doğrularsınız. Gerekiyor. Yani tamam, elinize gelen her sopayı sandalye ayağı da olabilir, masa ayağı da olabilir. Bu bir sandalyedir, bu bir masadır diye kucaklamamanız lazım. Filin neresini tuttuğunuza göre yorum yaparsanız size bazen filin bacağı denk gelebilir, bazen hortumu gelebilir, bazen kuyruğu gelebilir. Çok güzel bir benzetme hocam. Çok doğru. Evet, hakikaten bunlar çok önemli detaylar. Şimdi peki biraz da böyle soru cevap gidelim istiyorum. Tek öğün beslenmekten bahsediyorsunuz. Kendinizin de uyguladığınızı biliyorum. Zaman zaman. Tek haftada öğün gençleştirir mi? Yani gençleştirir mi iddialı bir iş. Yani evet, gençleştirir mi iddialı bir iş ama biz biliyoruz ki ve bu programda çok sık tekrarlıyoruz ki rahatınızı bozmazsanız rahat sizi bozar. Yani metabolizmanızı zaman zaman tehdit etmezseniz aç kalabilirsin diye ve o tehdide karşı onun kendi defansif sistemlerini yani savunma sistemlerini harekete geçirmeye hazır tutmazsanız bir süre sonra metabolizmanız yavaşlamaya ve bozulmaya başlar. Dolayısıyla zaman zaman tek öğün beslenirseniz metabolizmanız 3000-5000 yıl önce sizin atalarınızın yaşadığı kıtlıkları hatırlayıp birazcık daha otofajiye yani atıklarını tüketmeye evet, daha ölçülü tüketmeye çalışıyor. Yani biz ne diyoruz? Suyu evde çok açmayın. Sonuna kadar vanayı veya musluğu açmayın diyoruz. Niye? Çünkü susuz kalabileceğiniz günler için hazırlıklı olmanız lazım. Onun gibi yani homidi gırtlak yemek ömrü uzatmıyor, kısaltıyor. Bu çok net ve açık. Evet. Peki açlık kan şekeri mi, açlık insülini mi daha önemli? Açlık kan şekeri de açlık insülini de önemli. Ama açlık kan şekeri ile açlık insülini birlikte değerlendirmek çok daha önemli ve çok daha anlamlı. Hı hı. Çünkü açlık insülininiz ve açlık kan şekeriniz arasındaki denge metabolizmanızı ayarlayan sistematiğin hemen hemen ilk belirleyicilerinden birisi. Kanınızdaki şeker oranına göre insülin oranınızın belli bir değerinin üstüne çıkmaması lazım. Ama kanınızdaki şeker oranına göre pankreasınızın ihtiyacınız kadar insülini kanınıza pompalaması da lazım. Yani insülin içinde, insülin şeker dengesi içinde kandaki insülinin çoğu da azı da zararlı. Tıpkı şeker gibi. İnsülin arttıkça şeker düşebilir ama insülin arttıkça tam tersine şeker yükselebilir de. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl şöyle olur eğer ölçüsüz insülin varsa kanda bir süre sonra insülin körlüğü, insülin duyarsızlığı, insülin rezistansı ortaya çıkar. Dolayısıyla hücre kanında insülin kaynamasına rağmen kanında dolaşan fazla miktardaki şekeri hücrenin içine alamaz. Hücrenin içine alamadığı için de siz insülin ve
şeker zengini ama enerji fakiri bir haline gelebilirsiniz. Dolayısıyla bu insülin denge meselesini anlamak istiyorsanız veya gelecekte oluşabilecek olan bir şeker tehdidini, pankreas yetersizliği tehdidini önceden haberdar olmak istiyorsanız bu konuda kandaki sabah açlık ve insülini ve açlık şekerine birlikte bakmanızda fayda var. İkisi tek başına öksüz kalır. Birbirini tamamlamalıdır. İkisine birden bakmak gerekiyor. Bakmak lazım. Bunu da altını çizelim hemen.